Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'na yönelik alçak saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geliyoruz. 18-20 Haziran tarihlerini kapsayan Çalıştayımız, yerel seçimlerin ardından yüz yüze dördüncü toplantımız olacak. Belediye başkanlarımız bugün Gaziantep ilimizin 9 ilçesinde sahaya çıkacak ve vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Çalıştay programımız yarın sabah Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından belediye başkanlarımız yerel hizmetleri ilgilendiren farklı konu başlıklarında atölye çalışmalarına katılacaklar. Pazar günü ise alanında uzman isimlerin bilgi ve değerlendirmelerini aktaracağı bir panel düzenlenecek. Yine aynı gün farklı proje uygulamaları üzerine belediye başkanlarımıza fikir verici sunumlar yapılacak. Özetlemek gerekirse bu çalıştayımızda 2019 yerel seçimlerin üzerinden geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatıracağız ve önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirlemiş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmak, çözüm olmak. Değerli arkadaşlar, bizim belediyelerimiz vatandaş için canını dişine takıp çalışırken merkezi yönetim hayali projelerde ısrar ediyorlar. Bir yeşil alan gördüğünde inşaat hayali kuran, her doğal güzelliği rant kapısı olarak gören bu iktidar milletle inatlaşmaktan vazgeçmiyorlar. Millet ekmek derdine düşmüşken onlar Kanal İstanbul sevdasında inat ediyorlar. Yoksulluk içinde inim inim inleyen vatandaştan aldıkları vergileri şimdi de kanala gömmek istiyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanet projesidir. Hiçbir bilimsel gerçekliği de milletimize bir faydası da asla ve asla yoktur. İktidar cenahından yapılan açıklamalar ülkemiz adına üzülerek izliyoruz, takip ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geldiler ki bu ucube projeyi savunmak için akla mantığa sığmayan açıklamalar yapıyorlar. Öyle ki Kanal İstanbul müsilajı bitirecek diyecek kadar da aciz hale geldiler. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Açıkça şunu belirtmek istiyorum. Zırvayı fikir sananlardan bu ülkeye asla fayda gelmez. Öte yandan projenin daha maliyetini bile net olarak açıklayamıyorlar. Erdoğan projenin maliyeti 75 milyar lira derken kendi Ulaştırma Bakanı çıkıp 123 milyar lira diyor. Kendi bakanı Erdoğan'ı, Erdoğan bakanını yalanlıyor. Çünkü onlar projenin maliyetinin peşinde değiller, rantının peşindeler. Genel Başkanımız da açıkladı. Ben de bir kez daha buradan tekrarlamak istiyorum. İktidara geldiğimizde bu projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz Ankara'yı satanlardan, İstanbul'a ihanet edenlerden asla olmadık, olmayacağız. Değerli arkadaşlar, son yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Milletimiz bu seçimlerde Ankara'yı parsel parsel satan, İstanbul'a ihanet eden, belediyelerimizin kaynaklarını küçük bir azınlığa teslim eden zihniyete artık yeter dedi. Ve milletimiz bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne
tarihi bir sorumluluk yükledi. Gururla söylüyorum ki bizim belediye başkanlarımız 2 yılda verdikleri hizmetlerle milletimizin güvenini boşa çıkarmadı. Bizim belediyelerimiz halkı kandıran hayali projelerin peşinden koşmadı. Vatandaşımızın öncelikli sorunlarını teker teker çözdü, çözmeye de devam ediyor. Bizim belediye başkanlarımız özellikle pandemi sürecinde merkezi yönetimin yoksulluğa terk ettiği milletimizin dertlerine derman olabilmek için tüm imkanlarını, tüm çabasını seferber etti. İhtiyacı oldu, çiftçinin yanında oldu. Günü geldi, kepengini kapatan esnafa destek oldu. Öğrencisinden müzisyenine kadar tüm kesimlerine yardım elini uzattı, onların yanında oldu. Tüm milletimiz şahittir ki merkezi yönetim vatandaşa sırtını dönerken bizim vatandaşımız yardımına koştu. Bu süreçte 4.550.000 haneye aynı 1.465.000 haneye de nakdi yardım yapıldı. Bunun altını çiziyorum. Bu hane sayısı. Kişi sayısına bunu endekslediğimizde neredeyse vatandaşlarımızın yarısına yakın vatandaşımızın talebini yerine getirdi. Peki bu hizmetleri verirken iktidar sahipleri ne yaptılar? Milleti batırdıkları yetmezmiş gibi bir de belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düştüler. İhtiyaç sahiplerine gidecek bağış kampanyalarını bloke ettiler. Bu hesaplarda toplanan 15.250.000 liraya el koydular. Belediye başkanlarımıza sudan bahanelerle soruşturmalar açtılar. Belediyelerimizin yetkilerini gasp etmek için her yolu denediler. Daha geçen gün Ordu Gülyalı Belediye'mize ait balıkçı barınağına 36 yıldır belediyenin yetkisinde olan balıkçı barınağına göz dikecek kadar aciz hale geldiler. Ama şunu unuttular. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Asla ve asla yılmayız ve yılmayacağız. Gaziantep'teki bu toplantıdan da tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bu mesaj azmin, kararlılığın ve umudun mesajıdır. Bu mesaj milletimizin oylarıyla seçilen belediye başkanlarımızın onurlu mücadelesinin mesajıdır. Vatandaşlarımız emin olsun. Bu iktidarın çıkardığı hiçbir engel belediyelerimizi yolundan çeviremedi. Bundan sonra da çeviremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, yılmadık, yılmayacağız. Bir milim eğilmeyecek, bir santim geri adım atmayacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları önümüzdeki 3 yılda da birlik ve beraberlik içinde milletin hayrına çalışmaya devam edecek. Biz yerel seçimlerde pek çok kentimizde vatandaşı canından bezdiren bu zihniyete son verdik. İnşallah ilk genel seçimde de ülkenin dört bir yanına Karabasan gibi çöken bu iktidarın saltanatına da son vereceğiz. Onlar millete dert oldu, biz bu millete derman olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, saat 15'te de parti sözcümüz Sayın Faik Öztürk bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Bütün sorulara kendisi partimiz adına yanıt verecektir. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.